السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافجل دوسلار حجر لو خزرلو صبحلار صالت لو سخت لأيدي ان شاء الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hamim vel kitabil Mubin. inna enzelnahu fi leyletin mübareketin inna kunna müzirin fiha yufragu kullu emrin hakim sadakallahu lazim Duhan suresi birden dörde kadar Sevgili dostlar, mümin ve mümine kardeşlerim bu akşam Berat gecesi, Berat kandili inşallah. Yüce Mevla bu berat gecemiz ve bunun gibi geceler hürmetine cümlemizi, cümle ümmeti Muhammed'i bağışlasın, affeylesin. Ordumuzu, yurdumuzu, güvenlik güçlerimizi, sağlık teşkilatımızı, hizmet erlerimizi, tüm insanlarımızı, insanlığımızı korusun, kurtarsın, sahili selamete çıkarsın inşallah. Ya Rab, dert verip derman aratma. Kapılara baktırma. Dünyamızı, ahiretimiz mamur eyle. Her türlü hastalıktan, beladan, musibetten muhafaza eyle. Zatına has kul, Habibine layık ümmet eyle ya Rab. Sevgili dostlar, mümin ve mümine kardeşlerim. İşte Dinimizdeki mübarek gün ve gecelerin mevcudiyeti bize zamanın önemini göstermekte, ömür sermayemizi kullanmada gaflete düşmemek terbiyesini kazandırmakta. Ayrıca kainat çarkının seyrine de devamı karşısında kainat çarkının seyrine devamı karşısında tam bir ruhi ve kalbi uyanıklık içinde bulunmamız gerektiğini ihtar etmekte bize hatırlatmaktadır. Bir başka açıdan bakacak olursak, mübarek gün ve gecelerde bir maneviyat tazelemesi yapılmaktadır. Toplum içinde zayıflayan manevi ahlak ve bağlarımız da böylece bu günlerde, gecelerde güçlendirilmektedir. İşte bu mübarek gecelerden biri de zikretmiş olduğumuz gündüzünü oruçla, gecesini de ibadetle geçirmemiz istenen Şaban ayının 15. gecesi olan Berat gecesidir ki inşallah bu akşam idrak etmiş olacağız. Bu geceyi ibadet ve taatla yarınki gününü de 15. günü de oruçla geçirme gayret içerisinde olmakta fayda var sevgili dostlar. İbn-i Mace Sünen 3'e 94 Taç 2'ye 93'te geçmekte bu hadisi şerif sevgili dostlar. Berat gecesine mahsus şu 5 haslet vardır. Birincisi her mühim iş o gece ayrılır. Yani bu berat gecesinde ayrılır her mühim iş. İkincisi o gece ki yani berat gecesi ki ibadetin fazileti bu gecede yapılan ibadetin fazileti büyüktür. Çok büyüktür. Üçüncüsü de ilahi rahmet bol bol akar feyezan eder coşar ırmak gibi sel gibi akar. Ve dördüncüsü mağfiret yarlıganma gecesi, affedilme, bağışlanma gecesi. Beşinci olarak o gece Peygamber Efendimiz'e şefaat hakkının tamamı verilmiştir. Yani bu beret gecesinde Peygamber Efendimiz için şefaat hakkının tamamı verilmiştir. Çünkü Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Şaban ayının 13. gecesi ümmeti hakkında şefaat istemiş. Bu şefaatin üçte biri kendisine verilmiş. 14. gece yine istemiş. Üçte biri daha verilmiş. 15. gecesi ki bu geceki talebinden sonra ise bu gece şefaatin tamamı ihsan buyurulmuştur. Evet 15. gece bu akşam idrak edeceğimiz gece şefaatin tamamı Peygamber Efendimize verilmiştir. Bu şefaatten mahrum olanlar devenin ürküp kaçtığı gibi kaçanlardır. İlahi adetlerden biridir ki bu gece Zemzem kuyusunun suyu artar. Şaban'ın 15. gecesi olan bu geceye Mubarek, Berat, Sak, Berat Ferman ve Rahmet isimleri verilmiştir. Berat, Ferman ve Rahmet isimleri verilmiştir. Hasan Basri çantay tefsiri meali 3'e 905'te bu şekilde anlatılmakta sevgili dostlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Şaban'ın 15. gecesi olduğu zaman o gece kaim olun. Yani ayakta olun, uyanık olun, ibadet ve taatta olun, Kur'an okuyarak, namaz kılarak, zikri, tesbihatta bulunarak, dua ederek ayakta olun. Gündüzünü de oruçlu geçirin. Şüphesiz ki Allahu Teala o gece güneş batınca keyfiyet bizce meçhul bir halde dünyaya en yakın göğe inerek o anda o andan ta fecir oluncaya fecir oluncaya kadar o imsak vaktine kadar benden mağfiret dileyen yok mu onu mağfiret edeyim benden rızık isteyen yok mu onu rızıklandırayım bir bela ile müptela olan yok mu ona afiyet vereyim beladan kurtarayım. Şöyle olan yok mu? Böyle olan yok mu? Buyurur. Ta sabaha kadar bu devam eder. İbn-i Mace adı geçen eser 3'e 194'te geçiyor bu rivayet de sevgili dostlar. Fi leyletin nisfi min şabane yağfirullahu li ehlil erdi illa li müşrikin ev müşahin Şüphesiz Allahu Teala Şaban ayının 15. gecesi kullarına rahmetle vakar. Veya müşahine düşmanlık eden yani Allah'a şirk koşan Allah'a düşmanlık eden Müslümanlara kin besleyenlere mağfiret etmez. Müslümanlara kin besleyenlere mağfiret etmez. İbn Mace adı geçen eser 3'e 197, Taç 2'ye 93. Yani İbn Mace'nin Süneninde geçen hadis bu da yine. Hazreti Ayşe validemiz peygamberimizin Şaban ayını geçirişini şöyle anlatır. Nebi Aleyhisselatu Vesselam'ın tam tamına Ramazan'dan başka bir ayı oruçlu geçirdiğini görmedim. Ve ben onun Şaban ayından da daha çok oruç tuttuğu başka bir ayını görmedim. Bazen de o Şaban'ın tamamını oruçlu geçirirdi. Tirmizi Sünen 3'e 114'te geçiyor bu hadiste. Hazreti Üsame radıyallahu anh ya Resulallah sizin Şaban ayı kadar çokça oruç tuttuğunuz başka bir ay görmedim. Bunun hikmeti ne ola demişti de Efendimiz şu cevabı vermişti. İşte bu insanların gafletle geçirdikleri Recep ile Ramazan ayı arasındaki bir aydır. O amellerin Allah'a arz olunduğu bir aydır. Ben amelimin oruçlu olduğum halde Rabbimin katına arz olunmasını isterim. Taç 2'ye 92'de geçen bir hadis sevgili dostlar. Muhterem Müslümanlar, mümin ve mümine kardeşlerim, sevgili dostlar. Berat gecesi birçok sırlarla ve manalarla dolu bir gecedir. Indirir. diyebiliriz ki bu gece bir yıllık ilahi programın mukadderatın yazıldığı gecedir. Nitekim bir ayette bu gecede her hikmetli işin ayırt edildiğine dikkat çekilmiştir. Duhan suresi 4. ayet Bu gecede her hikmetli işin ayırt edildiği belirtilir i̇bn Abbas'tan radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre hikmetli işlerin birbirinden ayırt edilmesi şu şekilde ceryan etmektedir. Bu seneden gelecek seneye kadar vuku bulacak hadiselerin hepsi ayrı ayrı melekler tarafından defterlere yazılır. Rızıklar, eceller, zenginlik, fakirlik, ölümler, doğumlar hep bu senede kaydedilir. Bu senede. Bu yılki hacıların, bu yılki hacıların sayısı bile bu devrede takdir olunur. Herkesin ve her şeyin o sene içindeki mukadderatı kaydedilir. Rızıkla alakalı defter Mikail aleyhisselama. Rızıkla ilgili defter Mikail aleyhisselama. Harplere dair defter Cebrail aleyhisselama. Ölüm ve musibetlerle alakalı defter de Azrail aleyhisselama teslim edilir. Hulasatul Beyan 13'e 5251 Elmalı Hak dini Kur'an dili 6'ya 4295. sayfada bu rivayet geçmekte sevgili dostlar. Böyle mübarek ve bereketli bir geceden hakkıyla istifade edebilmek için gayret satfetmeli ve fırsatları kaçırmamalıdır. Ayrıca bilinmesi gereken bir husus da Kur'an-ı Kerim'in levhi mahfuzdan topluca dünya semasına indirilmesidir. Oradan da Kadir gecesinden itibaren peyderpey Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e inzal edilmeye başlanmasıdır elmalı adı geçen eseri haddini kuran dilinde 6'ya 4294'te geçmekte bu rivayette. Zaten bu geceye mübarek isminin verilişinin sebebi de budur sevgili dostlar. Rabbimizin ve Resulü'nün çağrısına kulak verelim ve bu geceden, bu günlerden istifade edelim. Hayırlısıyla Ramazana ulaşalım. İnşallah Ramazan ayı içerisine kadar Burada 15 gün kalmış oluyor. Bu virüs illetinden kurtulur. Cemaatla teravihlerimizi kılma imkanımız doğar inşallah. Umutla bekliyoruz. Sevgili dostlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam malum buyuruyor. Recep Allah'ın ayı. Şaban benim ayım. Ramazan da ümmetimin ayı. Evet, Recep ayı geçti. Ramazan'a varır mıyız, varmaz mıyız bilinmez. Ama Şaban ayındayız. Evet, aylar üçtür diyor büyüklerimiz. Recep, Şaban, Ramazan. Recep geçti. Ramazan'a ulaşılır mı, ulaşılmaz mı bilinmiyor. Ama Şaban ayındayız, mevcut bulunuyoruz. Bu ayı değerlendirmek bizim menfaatimiz icabı. Yine büyüklerin dediklerine göre günler üçtür. Dün bugün yarın dün geçti gitti ki gelmez yarın Allah bilir yarına ulaşır mıyız ulaşamaz mıyız bilinmez ama bugünü yaşıyoruz hayattayız nefes alıyoruz o halde bugünümüzün kıymetini kadrini bilip değerlendirme gayreti içerisinde olmalıyız ya Rab dert verip derman aratma muhanete muhtaç etme Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyen hainlere fırsat verme. Bu virüs illetinden ve tüm hastalıklardan, fitnelerden, fesatlardan nefsimizi, neslimizi, ülkemizi, ümmeti Muhammed'i, insanlığı koru, kurtar, sahili selamete ulaştır. İnsanlığın huzurunu kaçırmak isteyen, senin yolundan ayırmak isteyen iç ve dış hainlere, düşmanlara fırsat ve eman verme. İnsanlığın üzerine kurmuş oldukları bu hile, fesat, desise ve tuzakları kendi başlarına çevir. Kendi üzerlerine tevdi eyle ya Rab. Ya Rabbel Alemin. Bu gecemizi, bu günümüzü, günlerimizi bizlerim hakkında hayırlı eyle. Rızana muvafık şekilde değerlendirmeyi orucumuzu tutmayı, namazımızı kılmayı, ibadet ve taatımızı yapmayı ve kabul olanlardan olmayı nasip ve müyesser eyle. Hayırlısıyla Ramazanı ı Şerife eriştir inşallah. Ya Rabbi, zatını haskul, Habibine layık ümmet eyle. Nefsimizi, neslimizi, çoluk çocuğumuzu, ümmeti Muhammed'i sıratı müstakimden ayırma. Kur'an'ın nurlu izinden ayırma. قرآن مبينا خادم إله رزانا موافق كله إله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والأخدين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيد الأصدقاء الله أمانة hayırda huzurda sağlık sıhhat içerisinde kalın inşallah. Amin.